Evet sevgili bayseverler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'den hepinize merhabalar. 22 Mayıs Cumartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Tabii bizim ligimiz bitti ama diğer liglerde hala çok kritik. Son maçlar oynanacak. Bazı takımlar Avrupa'ya gitmek için, bazıları tabii ki şampiyonluk için çok kritik maçlara çıkacaklar. Tabii bu son hafta olması dolayısıyla birçok maçta çok fazla oran yok sevgili dostlar. Sizlerin de gördüğünüz gibi o yüzden alternatif maçlara ve oranlara gideceğiz. Bu arada şu önerilenlerde çıkan Cuma, Cumartesi, Pazar hafta sonu karışık yüksek oranlı fantazi kuponlarımızı paylaştığımız sevgili Serdar Göktaş'la birlikte çektiğimiz videoyu mutlaka izleyin. Cumartesi, Pazar'dan ve Cuma'dan çok güzel maçlar paylaştık. Sevgili Serdar Göktaş bu arada İddia Bilir mobil uygulamamızın kadrolu editörü, yorumcusudur. Çok güzel kuponlarla kazandırmaya devam ediyor. Yine İddia Bilir uygulamamızı da hem Google Play'den hem Apple Store'dan indirip cüzi miktarlarla kullanabilirsiniz. Yazları da artık alternatif liglerden devam edeceğiz. Hafta için yapmıştık. Şöyle bir bakalım. Tabii yönetmenim de ekrana getirsin. Monaco Paris Saint Germain maçındaki karşılıklı gol varımız gelmedi. Onun dışında bütün maçlarımız 7'de 6 şeklinde başarılı olduk. Ve tam da dediğim gibi hani ikili ikili, üçlü üçlü yaptığınız zaman iki tane kupon ekranda da gördüğünüz gibi ben tutturmuş oldum. Ve yine iddiabilir.com web sitemizde performansımız yine ekranda gördüğünüz gibi. Orada da 12 maç paylaşmıştım. Orada da 8 tanesi başarılı bir şekilde geldi. Şansımızın yardımıyla her yerden, hem uygulamadan, hem videolardan, hem web sitemizden her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi size cumartesiden 9 tane maç önermeye çalışacağım. Fikirlerimi söyleyeceğim ama bu maçlar dışında kalan maçlarla ilgili fikirlerimi yine iddiabilir.com web sitemizden ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Onun dışında uygulamamızdan da kuponlarımız devam edecek. Burada verdiğim maçlardan da ben yine her zamanki gibi ikili ikili alternatif kuponlar yapacağım. Bütçemi bölerek sizlere de o şekilde tavsiye ediyorum. Çok fazla kendinizi üzmeyecek miktarlarla oynayın ve bütçenizi bölerek kuponlar yapın diye tavsiyelerimizi size yapalım. Evet, toplamda baktığınız zaman özellikle hafta sonları hem iddiabilir.com web sitemizde hem videomuzda önerdiğimiz maçlar olsun hem de uygulamamızda paylaştığımız kuponlarımız, maçlarımız, Derman, Serdar, ben toplamda 30-35 maç üstünde maç sizlere yorumluyoruz ve bunlarda yine %70-80 oranında başarılarımız var tabii ki. O yüzden her yerde takip etmenizde fayda var. Diyelim tabii katıl butonuyla da Reis'in kuponları her zaman bahsetmeye çalışıyorum. O da benim yurt dışından bir dostum. İyi bir tipster'dır ve katıl butonumuzu da ona emanet ettik. Oradan da size ideal ve sistem kuponları paylaşıyor. Katıla bastığınız zaman orada Reis'in kuponları seviyesinde üye olursanız sevgili dostumuzun Reis'in de kuponlarını takip edebilirsiniz. Bunu da ayrıca söyleyelim, yine onun kuponlarını da her videomuzda ekrana getiriyoruz. Görüyorsunuz yatanıyla tutanıyla Instagram hesabımızdan, Ogutlu Sukru hesabımızdan bütün kuponlarımızı, yatanı tutanı, performansımızı takip edebilirsiniz. Diyelim dediğim gibi o en baştaki hafta sonu karışık kuponumda da değindiğim maçlar var. Onun dışında maçlar da var. Hemen Bayern Münih Augsburg mücadelesiyle başlayalım. Saat 16.30'da oynanacak Almanya'da, Bundesliga'da. Tabii bu maça niye değindim? Sonuçta şampiyonluğunu ilan etmiş bir Bayern Münih ve Augsburg'da amaçsız bir takım. Ama baktığımız zaman her hafta değindiğimde söylüyorum, Lewandowski'nin bir rekor kırma derdi var. Gerd Müller var. Efsanevi bir futbolcu. Bayern'in eski efsanesi. Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan isim olarak tarihe geçmiş bir isim ve Lewandowski bir gol daha attığı zaman bu rekoru kırmış olacak ve tarihe geçmiş olacak. O yüzden bu maç biraz da o bakımdan ayrı bir önem taşıyor. Augsburg maçının da tabii hani bu anlamda farklı bir önemi var. Derbi niteliği taşıyor sonuçta bu maçta ve Augsburg açısından da ayrı bir önemi olacaktır. Yani bir futbol şenliği içinde geçmesini beklediğim bir mücadele. İki tarafında çok kasmayacağı, açık futbol oynayacağı. Dediğim gibi Augsburg'un da düşme çıkma derdi de yok. Son olarak Werder Bremen'i yenmişti. Baktığımız zaman defanslarında ve orta sahalarında bir sakat, bir cezalı bulunuyor. Augsburg'da, Bayern Münih'te de Goreska dışında önemli bir şey görünmüyor. Bol gollü mücadele bekliyorum. Tabii alternatif tercihleri her zaman söylüyorum oran için. Bakın siz daha sağlama gitmek istiyorsanız bir altına gidebilirsiniz söylediğimizin ya da bir üstüne çıkabilirsiniz yüksek oran için. Ben burada ne yapılabilir diye şöyle bir baktım. Dediğim gibi Bayern'in galibiyeti 1.06, 2.5 üst, 1.08, artık neredeyse 1.02 falan verecekler yani. O kadar abarttılar işi. Ama şöyle bir alternatif buldum. 3.5 üstüne gittiğimizde bile 1.30 oran veriyor. O da çok düşük geldi bana. En azından biraz riskli de olsa 4-5 golle sınırlandırabiliriz oran için. Yani Bayern Münih'in 3-0, 3-1 kazandığı veya 3-2'de kaldığı ya da 4-1'de kaldığı, yani 6 gole çıkmayacak ama 4 golü de bulacak şekilde 4-5 gol 2-10 orandan bana göre güzel bir deneme olacaktır. Ama isteyenler ilk yarının da tabii gollü başlayacağını düşündüğüm için biraz daha düşük orandan ilk yarı 1.5 üst 1.50 oranıyla bu da denenebilir. Hangisi kafanıza yatıyorsa benimle aynı fikirdeyseniz. Union Berlin-Leipzig mücadelesi. Şimdi bu sene açılan bir de Konferans Ligi var biliyorsunuz. Liglerini 6. 7. sıralarda her lige göre değişiyor tabii.
Bitirenler hani mesela ilk 4 Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor Almanya'da. 5 ile 6 işte UEFA Avrupa Ligi'ne ve 7. sıradakiler Konferans Ligi'ne gidiyor ki Union Berlin açısından bu önemli bir sıralama. 7. sıradalar şu anda ve Gladbach'a geçilme şansları var. Hatta Stuttgart'a bile, Freiburg'a bile geçilme şansları var. Bu maçı kaybederlerse önlerinde UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansları yok ama yerlerini koruma dertleri var. Leipzig'de ikinciliği garantiledi. Ne şampiyonluk iddiası var ne de üçüncülüğe düşme şansı var. O yüzden biraz rahat olacaktır ama Union Berlin deplasmanları da zor bir deplasmandır biliyorsunuz. O yüzden Union Berlin burada elinden geleni yapacaktır. Kazanmak için oynayacaktır diye düşünüyorum. Orta sahalarında bir tane cezalı oyuncuları var. Leipzig'de de Olmo mesela sakat görünüyor, oynamayacak. Orta sahada da Tyler Adams sakat görünüyor, oynamayacak ve son zamanlarda Leipzig'in de dengesiz sonuçlar aldığını, hatta 4 maçtır kazanamadığını söylediğimiz görebiliyoruz. Bu anlamda Union Berlin'in de Leipzig'e gol atması gayet normal olacaktır. Onların da ileri uçta tehlikeli oyuncuları var biliyorsunuz. Maçlarını takip edebiliyorsunuz. Pozisyona girmekte sıkıntı çekmeyen bir Berlin takımı var ki Max Kruse takımın en golcü ismi, Fenerbahçe'den de tanıdığımız, orada gayet güzel bir performans gösteriyor. Bu anlamda karşılıklı gol var. 1.35'ten gayet ideal olacaktır ama ben yine yüksek skorlu 2-2-3-2 ayarında bir maç beklediğim için burada da yine riskli bir tercih daha önereceğim sizlere. 3.5 üst gayet güzel 1.90 oranıyla, bu da ya tek MBS tek olarak ya da ikili maçlardan mesela bir 1.35 bir de 1.90 bulabilirsiniz. Ya da bir 2.20 bir de 1.35'lik böyle ikili kuponlar yapabilirsiniz. Ya da sistem 2.3.4, 3.4.5 şeklinde böyle yüksek oranları bir araya getirebilirsiniz. Burada da 3.5 üstü 1.90 orandan öneriyorum sizlere. Üçüncü maçımız Frankfurt Freiburg mücadelesi. Yine hafta sonu karışık kuponumuzda da vardı bu. Burada da baktığımız zaman yine bol gollü olabilecek maçlardan biri ki iddia risk yönetiminin baktığınız zaman oranlara onların da aynı şekilde düşündüğünü görebilirsiniz. Şimdi Frankfurt'un Şampiyonlar Ligi potasına girme şansı da yok. Yani yerini koruyacak, rahat bir maç olacak. Arkasında geçilme şansı da yok. UEFA Avrupa Ligi'ni garantiledi. Freiburg'un da bir derdi yok. O yüzden onlar da son zamanlarda zaten bol gollü maçlar oynuyorlar biliyorsunuz. Rahat bir takım ki Freiburg son maçında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalmıştı. Yine aynı performansı burada kolay gol yiyen Frankfurt'a karşı da gösterebileceğini düşünüyorum ben. Sebastian Rode orta sahada sakat isim ve Cibril Sow yine orta sahada sakat. Frankfurt takımında, Freiburg'da da Salahi, Roland Salahi cezalı 8 gollü oyuncu ama dediğim gibi açık futbol, Frankfurt'un her zaman hücum gücüne güveniyoruz biliyorsunuz ama çok da goller yiyorlar. O yüzden burada da bir yüksek gol denemesi yapabiliriz gibi. Maçın yine 3.5 gol üstü normal sonuç olacakmış gibi geliyor bana. Bol gollü bir maç bekliyorum. 1.50 gibi ideal bir orandan ama yine ben 4-5 golü de bir kuponumda deneyeceğim. Yine 2.20 oran vermişler. Dediğim gibi 2-2-3-2 ayarında bol gollü bir maç olabilir. 4-5 golünde oranı gayet güzel kafanıza yatıyorsa 2.20'den değerlendirebilirsiniz. Yine bir benzer maç Borussia Dortmund-Leverkusen mücadelesi. Tabi burada Leverkusen tehlikeli bir takım olduğu için Dortmund'a biraz yüksek oran vermiş. Hani 1.42 gibi yüksek bir oran vermiş ve amaçlarına baktığımız zaman Leverkusen'in yine arkadan geçilme şansı yok. O yüzden rahat bir oyun sergileyecek. UEFA Avrupa Ligi'ni garantilemiş durumda ve yükselme, öne gitme şansı da yok sıralamada. Dortmund da tabii Wolfsburg'a geçilmemek için, ilk üçteki yerini korumak için, onlar da kazanmak için oynayacaklardır bu mücadeleyi. Şöyle bir baktığımızda kritik eksikler, ya her iki takımda da birkaç tane eksik görünüyor tabii çok önemli olmasa da ama Leverkusen takımında daha önemli eksikler var gibi. Şöyle orta sahada cezalı ve sakat isimler var. Amiri falan cezalı mesela, oynamayacak. Onun dışında defansta mesela Tapsoba cezalı, o da oynamayacak. Kritik eksikler bunlar. Dortmund'dan ben yine gollü bir galibiyet bekliyorum. Bu anlamda yine ideal tercih 3.5 üst olacaktır. Yine 3-1, 4-1 gibi bir Dortmund galibiyeti. Son zamanlarda bizleri yanıltmayan bir Dortmund var biliyorsunuz. Hücumda çok iyi ve bol gol atabilen bir Dortmund var. Maçın son dakikalarında bile hala gol atma potansiyeli var ki son mücadelede öyle olmuştu. Daha sonradan 3. golü atıp bir de gol yemişti Mainz'dan penaltıdan. 3-1 bizim sonucumuzu getirmişti. 3.5 üst 1.52 orandan tercih edilebileceği gibi yine 4-5 gol riskli olan tercih. 2.20 orandan 4-5 golü de tercih edebilirsiniz. Benim düşüncem bu şekilde. Katılıyorsanız, aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Gelelim şampiyonluk aşkına İspanya La Liga'da oynanacak Real Valladolid Atletico Madrid mücadelesi. Şimdi son maçta şampiyonluğu kaçırırsa buraya kadar geldikten sonra büyük bir travma olacaktır ve buraya kadar zar zor geldi. Puan kayıpları yaptı. Rakipleri Real Madrid, Barcelona yine puan kayıpları yaptı ve o yüzden Atletico Madrid yerini korudu ve burada mutlaka galip gelmek zorunda. Çünkü galip gelemezse Real Madrid önüne geçecek. Onların da önemli bir maçları var. Puan kaybını bekleyecek Atletico Madrid'in. Yani Atletico Madrid burada işini sağlama alacaktır.
mutlaka Valladolid'i yenecektir diye düşünüyorum. Şayet berabere kalırsa da puanları eşitlemiş olacaklar ve burada da genel averaja bakılacak diye biliyorum ben. Hani ikili averajdan ziyade bazı liglerde çünkü ikili averaj oluyor. O yüzden burada da baktığımız zaman daha aynı şekilde gol atan ve daha az gol yiyen Atletico Madrid önlerde. Ama dediğim gibi yenip işini sağlam almak isteyecektir. Valladolid de zaten düşmeyi garantilemiş gibi bir şey. Yani bu son maç öncesinde yenecek de Atletico Madrid'i ve önündeki iki takımın da puan kaybını bekleyecek. Huesca ve Elche gibi ve son maçlarda zaten hem Valencia gibi hem Villarreal gibi takımlarla oynadı ve gol yemeden, gol bile atamadan kaybetti. Son olarak Sociedad'a kaybedince pek bir umudu kalmadı ama yine Atletico Madrid'in üstüne giderseniz cezayı keser. O yüzden yine defansta bekleyecektir. Bulduğu boşluklarla, kontralarla, geçiş oyunlarıyla ve duran toplarla etkili olmaya çalışacaktır. Tabii şampiyonluğun da stresi, baskısı olacaktır. O yüzden çok fazla gol beklemiyorum bir kere ben mücadelede. Yine Atletico Madrid'in 1-0, 2-0 en fazla 2-1 ayarında kazanabileceği bir mücadele bekliyorum. O yüzden 4.5 altında maç sonu 2 tercihi gayet ideal olacaktır bana göre. 1.48'de güzel bir oranı var. Kafanıza yatıyorsa bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Atletico Madrid'de herhalde bir aksilik olmazsa Beşiktaş gibi bu son maçta şampiyonluğunu ilan edecektir diye düşünüyorum. Celta Vigo Real Betis mücadelesi hem Toto'da değinmiştik buna hem de diğer Serdar'la olan videomuzda kuponuma almıştım. Real Betis'in UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için bir kere arkasındaki Villarreal Real Madrid'le oynuyor. Onun yenilmesini bekleyip kendisinin 3 puan ya da en azından 1 puan alması lazım Villarreal sonucuna göre. Yani kısacası yenmek en güzeli olacak. Hem bir sıra atlatmış olacak onları. Celta Vigo'nun bir iddiası yok ama onlar da çok formda. Tam 5 maçtır kazanıyorlar ki son olarak Barcelona'yı yendiler. Yani Real Betis adına kolay bir maç olmayacak ama baktığımız zaman Celta Vigo'da önemli şüpheliler var. Hani şüpheliler bazen oynuyor genelde ama şüpheli birkaç oyuncu var. Betis'te önemli bir şey yok. Yani burada da yine Real Betis'in yenme zorunluluğundan dolayı Celta Vigo boşlukları değerlendirecektir. Yine golünü atacaktır ama Real Betis de mutlaka gol bulacaktır. Ben karşılıklı gol varı aldım, çekildim kenara 1.38 orandan ama maçın yine 2-1-2-2 ayarında gollü olmasını da bekliyorum. İsteyen 2.5 üste de gidebilir ama onun da oranı 1.38 dediğim gibi. Ve eğer iki takımın da golleriyle üste gideceğini düşünüyorsam her zaman karşılıklı gol varı tercih ediyorum. Ben aynı fikirdeyseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Yine saat 19'da İspanya'da Real Madrid Villarreal mücadelesi var ki az önce anlattığım gibi Atletico Madrid'in puan kaybını bekleyecek olan Real Madrid bir yandan da yenmek zorunda ve ligin ilk yarısında Villarreal deplasmanından 1-1'le dönmüştü. Ama şimdi kendi sahasında yenmeye yakın mı? Evet olabilir ama Villarreal'de oldukça formda bir takım biliyorsunuz ve onların da amacı var. Hem Real Betis'in kaybetmesini beklemek zorunda. Belki onun kaybetmesiyle 1 puan bile yeterli olacak Villarreal'e. O yüzden normal oyunu oynayacaklardır. En azından puan almak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Sergio Ramos şüpheli görünüyor. Belki oynama ihtimali var. Toni Kroos sakat, oynayamayacak görünüyor. Real Madrid'de Lucas Vazquez yine sakat ve Mendy yine defansta sakat olan oyuncular. Villarreal'de de önemli bir şey görünmüyor. Burada ben karşılıklı gol vara gittim. Güzel oran açmışlar. Villarreal'in de Real Madrid'e gol atacağını düşünüyorum. Yenilse bile ya da bir sürpriz de çıkabilir. Burada 1-1-2-2 gibi gollü bir sürpriz de çıkabilir. O yüzden 1.52 orandan karşılıklı gol vara aldım ben. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz efendim. Şimdi Belçika'da son maçlarda her zaman yani %100 başarıyla gidiyoruz. Hep 2.5 üst oluyor maçlar biliyorsunuz bu playofflarda. Maçları da izliyorum. Yani bir takım oynuyor. Yani o kadar şeyler ki yani sanki çok da önemli değil gibi defans güvenliği ikinci planda kalıyor. Gol yese bile devam ediyor bastırmaya derken bir tane daha yiyor. Devam ediyor bastırmaya. Atarsa atıyor, atamazsa bir daha yiyor. Çok eğlenceli, güzel, açık futbol olunca ben de zevk alıyorum izlemekten. Yine o tür iki tane maç var. Standart Liège'le Ostende oynayacak ki yine son maçlarında başarı sağladık. Yine şansımızın yardımıyla Ostende'nin Mechelen'le mücadelesi 2-2 berabere bitmişti. Bol gollü maçlar oynamaya devam ediyorlar. Tabii son sırada Standard Liège artık bir şeyler yapması lazım. Son oynadıkları mücadelede 1 Mayıs'ta Ostende deplasmanında 6-2 yenilmişti Standard Liège ama burada da biraz bunun rövanşını almak isteyecektir. Yani çok uzatmaya gerek yok. Bence yine bol gollü bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Ben Ostende de bırakmayacaktır. 1.30 gibi bir orandan bir kuponunuzun yanına işte yani 4-5 gol aldık yani diyorum ya 2.20 yanına da 1.30'dan bunu ekleyip 3'e yakın bir oran elde edebiliriz diye düşünüyorum. Yine Mechelen Gent mücadelesi aynı şekilde düşündüğüm bir mücadele. 2 maçta 21'de oynanacak. İstiyorsanız kafanıza yatan bir tanesini alın ama son oynadıkları mücadele dediğim gibi 2-2 berabere bitmişti ve bu playofflarda Gent liderliğini koruyor. Mechelen'in de aynı puanı var. Onlar da oldukça
formdalar ve onlar da mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Sakat cezalı yok, yine bol gollü tempolu açık futbol bekliyorum iki takımdan. O yüzden 1.38 gibi güzel bir orandan 2.5 üstü yine bir kuponumuza değerlendirebiliriz bu maç için. Hatta iki maç için de hem Standard Liège Ostende hem de Mechelen Gent maçı için alternatif olarak yine 4-5 golü öneriyorum. 2-2-3-2 ayarında, 3-1 ayarında bir maç olabilir diye. Gent maçı, Mechelen Gent maçının 4-5 golü 2.45 oran gayet güzel. Standard Liège maçı, bir önceki maçımız, onun da 4-5 golü 2.30 oran. İkisi de 2'nin üstünde. Bunları da ayrıca yüksek oran için değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi 9 tane maç seçtim cumartesinden sizler için. İkili ikili ya da 2-2-2-3 şeklinde bütçenizi bölerek kuponlaştırabilirsiniz. Geri kalan maçlarla ilgili fikirlerim iddiabilir.com web sitemizde olacak ve yorumlara siz de güvendiğiniz maçları yazarsanız ve özellikle kemik tayfamızdan şu like'ları, beğenileri arttırırsanız sevinirim. Like yapanın, beğeni yapanın bütün kuponları tutsun. Yapmayanın da bir golden yatsın diyelim. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kupon şansınız bol olsun. Hoşçakalın.